tuhaf bir kulüp oldu ya. Mustafa şey, Ünal Aysal biliyorsun seksi kulüp diyordu. Bugün pompacılar mompacılar konuşuldu. Dün ya başkan, pompacılara şey dedi, adam benzinci. Adam benzin, benzin istasyonu var, onun için pompacı dedi. Kerane merane. Pompacı, kardeş, açıklarım normal bazı şeyleri. Yani? Açıkla. Biz de eskiden. Evet. Ertem'le Karaköy'e giderdik. Ya ne Kerem ben ne Karaköy'ü? Ne Karaköy'ü saçmalama. Nerede giderdik Karaköy'e? Ya hocam bunu açıklıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ne gidiyorsunuz saçmalama. Ya? Abi Karaköy'e gitmedin mi hiç? Tamam gittim, gittim de. Ben elektronik eşya almaya gittim. Sen gitmedin mi abi? Ben de elektronik eşya Karaköy'e gitmedin mi? Karaköy'e gittim mi? Gittim içinde. Orada mesai değil, bir arkadaşımın mekanı var. Bir dakika dur. Arkadaşının mekanını sevdirtmedim şimdi. Hocam bir dakika dur. Gülme. Ertem lan. Bak burada tekrar açıklıyorum. Geçen gün Haydemir Akbaş filmine gittiğimizi söylemiştim. Evet. Çok yankı uyandırmıştı. Şimdi bir kez söylüyorum, bir kez daha söylüyorum. Ertem Şener'le küçükken beraber Karaköy'e gittik. Tamam, elektronik eşyalara gittik. Oğlum doğruyu açıkla, doğruyu. Senin elektronik merakını anlat. Bence ben babamın işi, sevgili seyirciler. Bence Karaköy'de benzin istasyonunda pompacılık yapıyordum. Benim babamın Sirkeci'de tercüme bürosu var. Emre gelirdi beraber Karaköy'de. O yeraltı çarşısındaki elektronik çarşısı, arka taraftaki o tahta kaleye, oraya giderdik. Oğlum insanlar yanlış anlayacak. Anlat, anlat. Yapma. Yanlış anlayan anlasın. Ya neyi yanlış anlayabilirler? Anlayabilirler. Ya tamam, ama bir şey söyle. Ben ya Karaköy deyince bir dakika, Karaköy şu an Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri. Evet. Tabii canım. Sen niye bir şey mi söylüyorsun? Sen niye gül? Ya mekanlar artık hep orada açılıyor biliyor musun? Ya? Karaköy'de artık hep yeni mekanlar var böyle. Ya oğlum güzel oldu. Bir şey ya, Karaköy'ün şehrinde mekan ya. Galata Kulesi de orada, Karaköy dibinde. 17-18 yaşındaydık. 17-18 yaş. E ne olmuş? Karaköy'e giderdik. E gide ya, ne var ya Karaköy'e? Allah, bir şey demiyorum, bir şey ya demiyorum ya. Tövbe, Allah tövbe. Ya, abi. Ya Üsküdar'a giderdik desem ne olacak yani? Yine dur Karaköy abi deyince şey yapıyorsun. Üsküdar bir dakika abi, bir şey yapıyor. Jimmy bir dakika, Evren Hoca'yı gör. Bir şey yapıyor. Bak abi. Yaklaş, altyazı yazsanız arkadaşlar. Bu ne hocam? Kırmızı çizgimiz abi bu. Oo. Ne oldu bu? Tamam, kırmızı bir dakika. Fatih Hoca kırmızı çizgimiz yani, o anlamda. Oradan buraya kimse geçmesin. Elindeki... O ne ya? Fatih Hoca'nın resmi, tanıyorsundur. Bu ne hocam? Ya tak onu, tak. Tak. Bir taksana. O ne hocam? Yüzüne taksana. O da kırmızı çizgimiz. Bir taksana Allah aşkına. Geçmeye. Takman lazım onu. Takayım onu. Fatih Hocam. Şimdi bu oldu abi. Burada. Şimdi bak, bir dakika. Hocam, ben işte buranın ötesine geçemiyor muyum? Bir dakika. Şey, ben şuraya yalnız geçemez miyim? Orijinal gibi durmadım. Buraya bir geçemez miyim? E sen geçersin sen. Aha, eyvallah. Kırmızı çizgi. Kırmızı çizgi. Aramıza geldik hocam. İnanılmaz hocam, orijinal Fatih Terim, gibi oldu. Fatih Terim. Benziyorum. Var odasında. Evet evet. Aa. Fatih hocam. Fatih Terim var odasında. Fatih hocam, size bir soru soracağım. Mükemmel. Bu arada bizim Haluk şey yazmış. Ertem. Evet. Tam diyor Ertem abiyle diyor şeye mi gidiyoruz? Elektroniklerin yan tarafı diyor hemen. Şöyle yap. Ya yok, orası değil. Orası değil. Orası değil. Orası değil. Haluk çok, Haluk biliyor demek Haluk ki. Haluk biliyor Haluk. Buradan Haluk'a sesleniyorum. Orası değil. Orası değil. Orası Haluk Ayşegül'e söyleyeceğim seni. Orası şey değil mi? Şey rahmetli Mustafa Koç'a benzeyen ben kardeşim. Haluk. Evet. Ya Haluk. Allah senin cezanı vermesin. Argun. Dilin tutuldu. Dilin. Argun. Benim dilim tutulmadı. Aşk olsun. Bir yandan tutuldu. Ertem'le bunun muhabbetini yaptık. Elektronik Harakim eşyaları oradan. Harakim'in muhabbetini yaptık ya. Elektronik eşyaları aldığını söyledim bana. Ha, canım, tamam, orada. Onu o zaman tabii küçükken Walkman ben falan vardı. Hani kaset çalar falan, evet, onları almış herhalde oradan. Başka ne olabilir arkadaşlar? Niye kötü anlıyorsunuz herhalde? Ya sen... Ya? Ya işte, işte bak bunlar hep böyle. Abi hep böyle, böyle bunları yanlış anlamayın. O zaman Ertem'in saçları yeni yeni dökülmeye başlıyor. Jöle yüzünden dik dik yapıyormuş. Parası, bak, tabii şimdi yoktu. Tekrar saçları çok çıktı. Çok ciddi yokmuş çekti. Ben gençlik yıllarında pompacılık yaptığını biliyorum onu. Başka kimin? Kim? Ertem abinin. Ne yaptın? Ertem pompacılık yapmışsın. Ya nerede bu sattı, limon sattı. Pompacılık yalan çok ciddi bir meslektir. Tabii canım. Yapmadın mı? Ben benzincide çalıştım da tamam işte, ona pompacı denmez. Yani, yani o anlamda sen bakmasayın Mustafa Cengiz'in böyle dediğine. Pompacılık yapmadın mı? Ben de yaptım, yaptım biliyor musun? Tamam. O küçükken zaman yaptım. Babanın dükkanı yanında. Peki pompacılık yapmadın mı? Fulleyebiliyor muydun? Nasıl? Fulleyebiliyor muydun tam? Fulliyordum çünkü tabii. Çünkü tabanca attıktan sonra bir ya daha... Ya kaç kere var ya, kaç kere benzini dışarı taşırdığım oldu biliyor musun böyle? Nasıl böyle özür diliyordum. Onları biliyordum falan. Eskiden de, eskiden de o. Ya Allah bir şey söyleyeceğim. Ya sayın Ertem büyük pompacıdır. Ya oğlum bak. Kardeşim. Sen bak, ben ne diyorum senden? Ben ne anlatıyorum, ya, sen ne anlatıyorsun? Pompacının büyük ya, bunlar, ya bunlar hep Sayın Mustafa Cengiz'in yüzünden oluyor. Dördüncüyü getirelim bir, bir getirelim. Allah'ım yarabbim, Sayın Başkan hep senin yüzünden oluyor bunlar. Pompanın büyük işi ne olur kardeşim? Hadi bir getirelim. Yani, olur. Sayın Başkan dedi ona ama biz demedik. Sayın Başkan söylüyor bak. Halk hayır bu diyor ya, büyük pompa diyor. Bak bir şey söyleyeceğim. Ne büyük pompa? Bir saniye sakin, bir dakika. Sayın Başkan'ın bir açıklamalarını getirelim.